çok teşekkürler efendim. Sırtında 3 tane küpe taşıyor. Eşini, eşine sahip çıkacak, aşına sahip çıkacak, işine sahip çıkacak, çocuğuna sahip çıkacak. Bu kadınlar bizim yol göstericimiz oldu. El ziyaretleri yaptık, şunları gördük. Efendim, bir kadın iş sahibi olmak istiyorsa, bir kadın bir şeyler yapmak istiyorsa, o hanımefendi hiçbir zaman kendini düşünmüyor. Evini düşünüyor, çocuğunu düşünüyor, milletin geleceğini düşünüyor. Çoğu zaman siyasi çalışmalarımızda da şunu gördük. Onlar hiç şaşmıyor. Benim eşim ne olursa olsun diyor, ben çocuğumun geleceğini düşünüyorum. Ben milletimin, Türkiye'nin, ülkemin geleceğini düşünürüm diyen kadınlar her alanda kutsal. Biliyorsunuz bu eller hepimizin elleri. Sabahları kalkar, bulaşık yıkar, yemek yapar, çocuğunu okula gönderir, evde çalışır, dışarı çıkar, dışarıda çalışır, kafasında sürekli çalışır, çocuğum ne olacak, nasıl bakacağım diye. İşin de elinden geleni yapar. Biz ayaklarının üzerinde durabilen kadınlarız. Evlerinde ayaklarının üzerinde durabilen kadınız. Her işi aslında yapabilen kadınlarız. Biliyorsunuz Şanlıurfa denince eskiden sadece ataerkil bir toplum akıllara geliyordu. Şu an görüyoruz ki kadınlar da artık bir rol model olmaya başladı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında öyle görünüyor ama her zaman Şanlıurfa'da kadınlar çok değerli ve kıymetliydi. Bugün de tabii değişen zaman ve değişen dünya ile beraber kadınları daha aktif halde görmeye başladık hep birlikte. Bugün bu fuarda bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duydum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Çünkü emek veren, üreten kadınları hep beraber burada görme şansına sahibiz. Kadın güçlü olunca aile de güçlü oluyor. Aile güçlü olunca aslında Türkiye ve geleceğimiz güçlü oluyor. Peki kadınlar yani erkeklerden her zaman 5 adım öndedir. Yani bir adım demiyorum, 5 adım. Çünkü kadın annedir, kadın işçidir, kadın emekçidir, kadın çalışandır, kadın evin erkeğidir. Erkek sadece evdeki çiviyi çakan. Öyle diyeyim yani. Hani erkek bir bireydir, tamam, var olması gereken, ama kadın erkeği doğurandır, öyle diyeyim. Kadın her zaman güçlüdür. Bayanların her alanda ve her platformda olması tabii bu Urfa için çok büyük bir gelişme. Yani böyle görülmemesi için de aslında bu büyük bir olay. Ve bu şekilde bir yerde bütün bayanların kendini herhangi bir sektörde göstermesi de bu algıyı bence yener sanırım. Kadınlara verilen her değer bizim için onur verici bir durum. Zaten belediye başkanımız da kendi bir kadın. Ayşe Hanım da bize büyük bir destek sunuyor. Bu durumda da çok şanslı bir ilçeyiz. Bir belediye başkanımızın kadın olması Siverek'te büyük bir devrim. Biz de onun önderliğinde şu anda kadınlarımıza gerçekten büyük imkanlar sunulduğunu ve bu artık Siverek ve Urfa'da kadınların da her alanda ne kadar kendini geliştirdiğini görüyoruz. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor. Yani kadın denildiği zaman anne denilirdi. Kadın denildiği zaman işte evin içerisine savaş veren bir birey olarak ilgilenilirdi. Ama şu anda hem dışarıdayız hem içerideyiz. Bu da gurur verici bir şey. Urfalı kadınların gücünü bu fuarda tamamen gördük, görebildik diyebilirim. Yani Urfalı kadınların yapamayacağı bence hiçbir şey yok. Taşı sıksalar suyunu çıkarırlar gördüğünüz üzere. Ben bunları hepsini atık malzemelerden ürettim. Ve evde kendim hiçbir eğitim almadan, hiçbir yere gitmeden kendi evimde üretimini yaptım. Zaten bu fuarda bunun en güzel örneği bence.